Beyza gülme. Evet arkadaşlar, bugün Pisagor bağıntısını anlatacağım size. 2000 yıldır eskimeyen Pisagor bağıntısı eskimemeye devam edecek. Sınav boyunca bütün sorularda Pisagor bağıntısını görebilirsiniz. Şimdi Pisagor önce kim? Onu bir açıklayalım. Demin bir arkadaş sormuştu, kimdi o? Pisagor kimdir diye. Şimdi Pisagor arkadaşlar kısa boylu, böyle Okan Bayülgen'e benzeyen. Bir dakika. Ama zengin ve zeki bir adam. Hocam biraz züppelik var mı peki? Ne var mı? Züppelik var mı hocam? Zenginler genelde yok, biraz matematikçi sonuçta. Yani ne züppe olabilir? Durun, matematikçi. Durun hocam. Otları dersleri iyi ilgileniyor. Efendim? Hocam kestik. Kestik mi? Bu kadar ayrıntılı anlatmasa mıydınız? Ya şimdi Pisagor'u önce bir tanıtacağız. İnsanlar sevecek ki Pisagor'u. Ondan sonra şey yapacağız ya. Bir dakikalık kısmı atacağım hoca ya. Yani. Şimdi bu kadar hoca şeyi. Hoca ya yani... Hocam bitti. Bir dakikalık bir şey mi olacak? Aynen. Yani ben bir dakikasını atacağım. Siz istiyorsanız YouTube'a full yüklersiniz. Ha bak şimdi onun sesini. Siz de paylaşacaksınız hocam. Tabii tabii. Bir dakika için mi bunları yapıyoruz biz? Şaka mı bu? Şimdi bunu... Hocam ne yapacağım? Sen ilk sesin. Allah. Kargın bir çocuk olur. Yeniden başlayalım. Hadi bir şey, seni bekliyoruz. Tam yeniden başlıyoruz. Senin oyun sesin gelmiyor ki hiç ama. Müşra sesin daha çok aç. Şey yapsana biraz. Sesim geliyor mu şu an? Müşra sesin kısık geliyor, oyunun sesi de az geliyor. Bizim sesimiz efendim? Bastırıyor büyük ihtimalle. Oyunun sesini bizim sesimiz bastırıyor. Tamam biraz oyunun sesini kısıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Oyunun sesini açman lazım ki duyuyorsun. Tam az önce açtık dedim. Hayır, bizim sesimiz bastırıyor. Oyunun sesini belli olmuyor. Tamam, ben oyuna başladığım zaman siz direkt tepkiyi verin ama hiç tepki vermiyorsunuz ki. Direkt oyunu oynuyorum mal gibi. Tamam bak, 3-2-1 kayıt dedikten sonra biz oyuna tepki vermemize başlayalım. Hemen tepki vermeyelim şu an. Bak öncelikle hoca dersi anlamadım. Oyun oynuyor, şaka mı bu? Bak bir saniye, bir saniye. Öyle değil. Önce hani her şey bittikten sonra hoca oradan başlayacak. 3-2-1 kayıt diye hoca dersi anlatmaya başlayacak. Aradan 1-2 dakika geçtikten sonra mı başlayalım? Yoksa anında mı girelim Büşra'nın oyununa? Biz de mi oyun oynayacağız? Hayır ya, siz oynamayacaksınız. Ya Gökçe bir sus tepki vereceksin sadece. Tamam bekleyin. Yeniden açayım oyunu, bekleyin. Tamam. Tapçı mı oynadın bu arada? Bence benim esprilerim daha kolay. Ya Büşra sen başlat, evet, ben hocam, devam edeyim. Evet hocam, araya böyle bir takım. Büşra bak, oyunu başlat sen şimdi. Tamam bekle başlatacağım, dur. Son gün niye kamerasını açmıyor? Ya ben nasıl açayım ki? O kimden? Ben Beyza. Beyza şu an açamam ki. Niye cümlüyorsun? Nisa, efendim Nisa, beni çağırmışsın. Arkadaşlar eleneceğim şimdi. Vaktim boşa gidiyor. Vallahi ya. Yemek yer ders çalışıyordum. Şaka gibi. Vallahi. Tamam hadi başlayabilirsiniz. Çok sizi yaramazlar. Tahtayı neden yazıyorsunuz böyle? Tahtayı yazanlar tek ayak üstünde çabuk durun. Bilsiz o ya. Evet, oturduğun yerden ayağını kaldı. Ben tahtayı silmeyi bilirim ama bak siliyorum. Hop sildim. Bakalım. Yani böyle. Hocam niye siliyorsunuz? Niye siliyorsunuz? Tamam hemen geri getirdim. Tamam hadi başlayalım o zaman. Hazırsanız. Tamam. 3, 2, 1 başlayalım o zaman hadi. Hadi başlıyoruz. Kim yazdı bu tahtayı? Hadi çabuk yazan kalksın, tahtayı silsin bakalım. Neyse, hocam ne sileyim? Tamam, hocam bir şey diyeceğim yalnız. Büşra oyun oynuyor. Oyun oynamaya devam ederse ben de oynayacağım hocam. Allah Allah. Allah şu hocam şuna baksana. Ben ders anlatırken oyun mu oynuyor bu kız? Ben de oynuyorum hocam o zaman. Yapacak bir şey yok. Tamam sıkıntı. Ben,
Yok, ben de oynarım. Bu durumda kapatacağım dersleri, gidiyorum ben. Trip atmak zorundayım. Çıkalım o zaman hocam. Büşra oyun oynamasın, devam etsin. O zaman hemen... Büşra kendisi alsın valla. Konya'la hemen topuklarına sık. Boşuna çalışıyoruz hocam biz o zaman. Arkadaş oyun oynuyor. Biz burada bir saattir yazı yazıyoruz. Arkadaş oradan oyun oynuyor. Aslında oyun oynamasın da işte. Bir rakip elediniz ya, değil mi? Rakip elendi işte. Bak adam kafa headshot vuruyor ulanlar ya lan. Ulan sen var ya sen. Neyse hadi dersi kapatalım da hep beraber oyun oynayalım o zaman. Bence de hocam. Oda kursun Büşra hepimize. Tamam. Hadi ya, şu üçgeni vur bakalım. Vur bu üçgeni. Bak şu dört. Bu beş. Vuruyorum. Ah be. Bu kaç? Aa silah sesi geldi. Bu nedir ya? Evlat, hocam siz de buna katıldınız. Gözünüzü seveyim yapmayın ya. Burası üç burasın yani. Bak Ramazan'a soralım. Kaç yıl önce mezun olmuş adam. Ramazan burası üç müdür? Ben hocam... Burası 3 müdür? Hayır hocam, 90'ın karşısı nasıl 3 olsun? Hocam ben ekrana bakmıyorum ki yalnız. Derse hiç bakmıyorum. Normal tek sayfa açık bende. Büşra'nın oynadığı oyuna mı bakıyorsun? Yok hocam, ona da bakıyorum. Sadece 4 tane, 4 kişinin kamerası var. 4 kişiye öyle bakıyorum. Bir kendimi görüyorum, bir sizi görüyorum, bir Büşra görüyorum. Şu an Nazlı'yı göremiyorum. Normalde Nazlı var şu an ekranımda. Çevireyim bakayım. Kim var? Sude Beyza, eller yukarı bam bam nedir ya? Nasıl bir kapadır arkadaş ya? Şimdi bu eller yukarı bam bam diyen geometri sorularını tehdit ediyor o anlamda. Eller yukarı bam bam. Ha. Değil mi Rabiş? Ama buraya da 3 yazdı işte Rabiş. Bakayım. Evet, formülde yerine koyacağız. Bak burada. C yerine 4 yazarsak. B yerine de 5 yazarsak. 16. 25. Evet. 25 41. Artı 16. Yalnız oluyor. Hocam video 5 dakika oldu yalnız. Siz de şey kaydaştınız değil mi? 41 diyorum. Bunu bir saniye edecek. İçinden parça parça alacak. 3-5 tane falan. 3-5 saniyelik böyle parçalarla birleştirip bir dakikalık diye düşünüyorum. Hocam ders işleyecekseniz ben gideyim yazmış ya. Büşra hiç güzel olmuyor bak abi. Diyeyim. Nasıl? Kim yazdı bunu ya hızlı? Ben söyleyeceğim. Sesim geliyor değil mi benim? Geliyor ama hiç güzel olmuyor. Silah sesi geliyor mu? Geliyor. Silah sesi geldi evet. Arkadaş da bir headshot attığı için hocam. Derste miyiz? Cidden. Savaşın ortasında mıyız belli değil yani kardeşim. Evet tahtanı. Can ya. Tahtayı Rabiş çiziyor hocam. Yaramaz. İsmi çıkıyor orada. Şey diyeceğim. Peki şimdi ne yapalım Büşra? Hocam bence hocam, olmadı. Hocam bir Adana şivesi mi yapsak ya? Şöyle telefon çalarak. Bence de olmadı. Bence de farklı bir şey yapalım. Ben bunu beğenmiyorum. Olmadı. Bir dakika. Çok saçma düşünelim, oldu. Düşünelim yapalım ne yapsak acaba? Aslında vallahi kendin hocam... evde PUBG oynayıp paylaşsın daha çok izlenirdin. Yok şöyle bir şey yapalım mı? Bak ben malum arkadaşlar beni tanıyor mu Büşra bilmiyorum ama video çektim belki biliyorlardır. Oradan bir Adana şivesi dolu eski telefon nerede benim? Buradaymış. Bak eski telefondan Büşra sen montajda şey yap. iPhone sesi çalarmış gibi yap. Ben buradan telefonu açıyormuş gibi yapacağım tamam mı? Ondan sonra ben normal Adana şivesiyle konuşmaya çalışacağım. Adana'lı değilim ama şivesini çok iyi yaparım. Hoca ama konuşuyor. Kısa bir konu lazım bana. Bir dakika. Kısa bir konu lazım bana. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Heh. Ama herkesin kamerası açması, kamerayı açması lazım. Sketch bile hazır değil. Wow. Ya şey yaparız. Sen söyle. Doğaçlama yaparız. Eski telefonu. Bir şey söyledim ben. Çok kötü oluyor. Bence de nasıl? Hiç hoş olmadı. Evet hiç güzel bence değil. De saçma oluyor. Nasıl yapalım? Gidin test çözün. Şu an sesi hiç gelmiyor ki. Şu an sesim hiç gelmiyor mu? Şu an geliyor ama oyunda hiç gelmiyordu. Yani diğerlerin sesi daha çok. Şimdi söylüyorsunuz bunu. Kanka susmuyorlar ki. Müştah.
Efendim, bu ses kime ait? Kanka, kanka tarih dersindeki gibi yapak. Ben hatırlayanınız yok mu? Ben sanıyordum ya. Tarih dersinde sen şeydim, şarkımı dinliyorsun demiştim ya. Onun gibi bir şey olabilir. Kanka bilmiyorum. Kanka tarih dersinde ben seni ele vermiştim ya. Çok sağ ol kanka vallahi. Direkt verdin şimdi zaten ele. Ya tarihte müzik dinliyordun ya, ben de diyordum ya, sana sesle atıyordum diyordum ya. Büşra şey, tarih dersinde sen gerçekten şarkı mı dinliyorsun demiştim ya, onun gibi bir şey olabilir. E tam bu kadarcık. Devamında ne yapacağız? Herkes gülecek baba. Bilemedim. Siz karar verin ya, bu çok saçma oldu. Kanka bak ne yapalım biliyor musun? Ben sana akıl fikir vereyim. Sen iyice bir düşün bugün. Yarın yapalım. Ha bir daha yarın şey. Ama yarın ben müsait ben yarın müsait olmayabilirim ya, çalışıyorum ya, işten falan geliyorum. O konuda biraz sıkıntı olabilir. O zaman haftaya yapalım. O zaman haftaya yapalım. Ya sen zaten bak Yavuz Hoca video kaydını aldı. Sana video kaydını atsın WhatsApp, ya da WhatsApp'tan atmasın. Mail yoluyla. Ya bir şey söyleyeceğim. Hocanın yoksa böyle vaktini almamıza gerek yok ki. Birimiz de hoca gibi yapıp ders anlatarak da şey yapabilir. Hocanın vaktini boşuna alıyoruz şu an. Ya o da doğru. Benim saçım sakalım var. Beni hocaya yutturabilir miyiz? Bir adam. Bence ya de olabilir. Yayın açıldıktan sonra her türlü senaryo olur. Hocanın vaktini almış oluyoruz ve kimse rahat konuşamıyor. Aynen doğru. O zaman koreografiyi tam güzel bir şekilde yaparız. Eğer yarın da çekeceksek saat 6.30 gibi 6.30-7 civarı falan çekebiliriz. Tamam, o şekil yaparız o zaman. Tamam. Ben de şey yaparım olmadı. Montajına yardım edin Büşra. Sen güzel bir şekilde ortaya bir şeyler çıkarırız. Tamam ya. Biraz daha düşünelim o zaman. Tekrardan tamam, şey yapalım. Aynen. Biraz daha düşünelim. Yavuz Hoca da sana atsın şeyi. Kamera kaydını. Aynen. Yani, ben bir onu izleyeyim. Efendim? Ben bu onu izleyeyim diyorum. Ona göre karar veririm. Aynen. Sen bir izle. Bak nasıl olmuş, nasıl olmamış, nerede video yapılır, montaj yapılabilir. Mesela bazı komik yerlerde, komik çıkan yerlerde videoya zoom yapıp oradan bir efekt de koyabilirsin. Aynen. O zaman hoca çıktı mı? Yok, çıkmadı daha burada hocam. Ha tamam. Diğerleri. Yani öyle bir şekilde bir şeyler yapabilirsin. Eller yukarı bam bam bam. Tamam o zaman ne yapıyoruz? Kapatıyoruz ya. Bence biz onu WhatsApp grubundan konuşalım iyice. Bence de WhatsApp grubundan tamam, güzel bayağı saçma oldu. Hocam orada mısınız? Bir bekleyin hoca gelsin öyle çıkalım. Ya ayıp oldu. Hoca telefonla konuşuyordu. Yalnız hocanız da bayağı bir okul okumuş bir insan ha. Öyle çok da iyidir. Aynen fark ettim ya. Normalde kolay kolay hiçbir hoca böyle gel video çekelim gel sen de şöyle yapalım falan diyen bir hoca ben pek tanımıyorum daha doğrusu. Şu an hala kayıtta yalnız. Aynen ha, hepsini dinledi hoca haberiniz olsun. Neyse bir şey olmaz. Kötü bir şey mi söyledik sen? Küfür mü ettik? Allah Allah. Ben küfür ettim yayında. Onların hiçbiri çıkmadı mı yani şimdi? Ben hiç gelmedim duymadım yani senin küfür ettiğini. İşte hocasız yapalım. Daha rahat olur dediğim gibi. Ya hoca varken kimse bir şey söyleyemiyor. Aynen. Tamam o zaman öyle yapalım. Bana fark etmiyor da ne bileyim hani biraz daha gerçekçi olsun diye yapmıştım. Hiç olmadı öyle ama. De gerçekçi olur ya. Herkes öğretmen taklit yapabilir. Tamam o zaman. Ramazan yapar zaten. Yaparsın değil mi lan? Yaparım kanka sıkıntı yok. Tamamdır. Kendi olur. Yaparsın lan ne la? Lan. O nasıl bir cümle ya? Onları gruptan konuşursunuz. Ben çıkıyorum. Gruptan okurum. Tamam. Aynen. Ben de çıkıyorum Büşra. Tamam bir hoca gel. Yalnız bırakmayın. Leva yazınca çıkıyor herhalde. Aynen. Tamamdır o zaman. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar hepinize. Görüşürüz. İyi akşamlar. Kanka dur sen çıkma.
Kime diyorsun? Bana mı diyorsun? Aynen, sana diyorum tabii. Hocayı bekleyelim. Kanka benim sesim hiç çıkmadı mı? Hayır. Kanka bunu en başından söylemeniz gerekiyordu ama. Kanka biraz geldi ama böyle çok yüksek sesler olduğu için, senin sesin az olduğu için gelmedi. İşte o sıkıntılı. Benim sesim çok çıkması gerekiyordu. Ya hocam, acaba açık, hoca açık bırakıp gitti mi acaba? Hiç bakmıyor da. Aynen. Yazsana. Dur kanka. Sen sıkın çıkma, kal orada. Hayır, aldığım şeyleri de yemedim. Daha bir. Aşkım çıkıyorum. Dur dur, çıkma, bekle. Hoca geldi mi? Hocam.